Teleskop'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bu hafta Deniz Eyboğlu ile birlikteyiz. Kendisi 1999 yılından beri görüntü yönetmenliği yapıyor. Ve görüntü yönetmenliği konuşacağız dolayısıyla. Mesleki deneyimlerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle nasıl başladınız bu işe? Hani oradan başlayalım. İlk adımlarını nasıl atmaya başladınız? Şöyle aslında ben ilk başladığımda tam olarak üniversitedeyken daha doğrusu diyeyim. Ne yapacağımı hayatta ileriye dönük kariyer planım pek yoktu. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Üçüncü sınıfta biraz yavaş yavaş görüntü yönetmenliği diye bir pozisyon olduğunu keşfettim. Her ne kadar hani sinemayla, fotoğrafçılıkla iç içe büyüdüysem de hep böyle bir merakım ve hobi olarak, alan olarak dursa da şeyim yoktu, tam şekillenmemişti üniversitede. İletişim fakültesi diye girdim. Fakat böyle hani hangi branş, ne yaparım, ne ederim çok da açıkçası ben de çok bilgi sahibi değildim. Sonra üçüncü sınıfta ufak ufak işte proje çekmeye ve şey yapmaya ve bir bölümleşme, modülleşmeye geçmemiz gerekince bu pozisyondan haberdar oldum ve dedim ne kadar, bu tam bana göre bir şey sanırım. Çünkü hani oldum olası dediğim gibi görselle, İşte resim, fotoğraf, sinema hep böyle bir ilgi alanımdı. Neden olmasın? Ben bunu bir deneyebilirim belki diye ilk başta okuldaki projelerle ufak ufak ilerledim. Ve sonra şansıma mezun olduğum sene kendimi bir film setinde buldum. Bir uzun metraj film setinde. Ve daha ilk hafta hemen gidip böyle kamera departmanına kendimi böyle bir şekilde şey yaptım. Nasıl diyeyim? Tanıtıp ben mutlaka işte bu şeyde olmak istiyorum, buraya adım atmak istiyorum ve kamerada olmak istiyorum diye bir şekilde kendimi onlara şey yaptım, nasıl diyeyim, onların yanına girmek için elimden geleni yapıp sonra beni birinci haftanın sonunda uzun metrajda aldılar stajyer asistan olarak. Öyle bir başladım şansıma ve sonra bir şekilde şans faktörü de önemli tabii çünkü yani zaten bu işi hiç yapan bir kadın olmadığını öğrendim. Yani asistan olarak bile hani görüntü yönetmeni zaten olmamış. Asistan olarak da hiç bir kadın uzun süreli buna dayanıp da bu işi yürütememiş. Hani denemeler olmuş işte birkaç ay falan. Ama hep böyle erkek egemen bir departman. Ondan sonra ben bu yola baş koydum. Ve tabii ki dediğim gibi yani sadece benim isteğim ve azmim değil ama bir şekilde destek görmek de çok önemli. Şansın ve doğru insanlarla karşılaşmak da çok önemli. Ve benim de öyle oldu gerçekten de. O ilk setimde daha tanıştığım insanlar bana sonrasında da çok destek oldular. Ve ondan sonra bir süreç işte üçüncü asistanlık, ondan sonra ikinci asistanlık, birinci asistanlık Focus Puller derken bir 8-10 senem asistan olarak devam ettim kamera asistanı olarak. O zamanlar işte 35 milimetre işte negatif çekiliyor ve işte hani gerçekten en çok hep kalifiye insanlar zaten hani sektördeki, özellikle bizim departmandaki. Ondan sonra ve böyle böyle işte bir sürü ilkleri başardım ve çok şey oldu, hani bir yandan da yol açtı. Benden sonra bir sürü başka yıllar geçtikçe sektörde tabii o kadar yadırganmamaya başladı. Şimdi bir sürü kadın hem asistan hem de görüntü yönetmeni var. Ne güzel. Ondan sonra işte sonra yavaş yavaş zaten işte kısalar ve şeyler derken işte uzunlara da başladım. Ve işte görüntü yönetmenliği derken işte bayağı dediğin gibi 99'dan beri bilfiil sektörün içinde işte asistanlıkla başlayan okulun üstüne usta çırak ilişkileri ve işte görüntü yönetmenliği kendi ayaklarının üzerinde durup işte bu erkeklerin arasında işte çabalayıp iş kovalayan bir birey haline geldik böyle. Yani görüntü yönetmenliği nedir diye size soru geliyor mu hala? Yani o kadar yıldır bu işi yapıyorsunuz. Geliyor, tabii ki geliyor. Görüntü yönetmenliği nedir sorusu var. Çünkü şöyle, nasıl diyeyim, sektörde olmayan birisi için bir şey ifade etmiyor. Yani her şey olabilir. Bir görüntü var, bir de yönetmenlik var. Hani bir sürü insan sadece en kolay diye yönetmenlik kısmını alıyor. Ha, yönetmen misin sen, hani esnaf veya işte hani etraftaki teyze komşular yönetmen diye geçiştiriyor ama görüntü yönetmenliği diye, ha
eğer lafı uzatmadan kabaca diyeceksek hani onların anlayacağı tabir daha işte yani kameraman falan deyip hani böyle hani var ya kamerayı kullanan gibi çok basite indirgeyip aslında öyle tabii ki değil ama basite indirgeyip böyle anlatılabilir. Ama tabii ki görüntü yönetmenliği aslında çok belirli bir spesifik ve yani birçok özelliği kendi içinde barındıran ve çok işlevi kapsayan bir meslek. Bu da nedir? Ya aslında biraz özetlemek gerekirse hani bazı kalemlerinden bahsedeyim. Aslında yaratılacak olan, çekilecek olan projede yönetmenin hani sağ kolu diyebiliriz. Birebir özellikle hani çekim esnasında yönetmenin hayalindeki gerçekleştirmek istediği projeyi görsel olarak görsele dökecek olan kişi. Yani izlediğinizde yönetmenin kafasındakini görüntüye döken. Bu da nasıl oluyor? Yani bir takım bir sürü bunun için şeyler kullanıyor. İşte teknik alet, edevat, kamera seçimi, lens seçimi, ışıklandırma dediğimiz ambiyansı yaratma, ortamı yaratma, nasıl bir duygu verecek bir ortam hazırlanacak bu ışıkla, nasıl bir kamera hareketi yapılacak ki yine o vermek istediği o sahnedeki duyguyu versin gibi bir sürü şey nasıl denir bir kriteri var görüntü yönetmenliğinin. Ama tabii bu da şey değil. Nasıl sadece teknik bir şey de değil. Yani tabii ki de teknik altyapı, donanım ve bütün bunlar gerekiyor ama bir yandan da her görüntü yönetmeninin kendine özgü şeyi de farklı. Yani o aynı sahneyi 10 kişiye verirsiniz, 100 kişiye verirsiniz, hepsi farklı çeker. Çünkü herkesin kendinden katacağı da bir şey vardır. Yani o yüzden görüntü yönetmeni seçiminde de o insanın sadece teknik bilgisine değil, bence tabii ki de o insanın vizyonu, görgüsü, yapısı, eğitimi bunların hepsi de ayrıca bir faktör yani şey seçiminde, görüntü yönetmeni seçiminde. Çünkü o insanın geldiği nokta, gördükleri, bütün entelektüel olarak bütün birikimi de bir onun o olmasına sebep olduğu için haliyle seçiminde de, görüntü yönetmeni seçiminde de herkes ona göre kendince kendi yorumunu katar. Yani kreatif bir şey de var. Görüntü yönetmeninin katkısı da var. O yüzden zaten işte dediğim gibi hani en başından daha hatta senaryo aşamasından itibaren yönetmenle bir olup beraber üzerine bunu nasıl formüle ederiz, bunu nasıl anlatırız, işte karşılıklı münazaralarla kararlar verilir. İşte ona göre hani iki tarafta birbirini besleyecek şekilde bir şekilde sete çıkılır. Sette de şöyle bir şey oluyor yani gerçekten hani yönetmen kadar neredeyse hani %51 yönetmense %49 görüntü yönetmeni aslında. Setteki ağırlığı da çok fazla aslında görüntü yönetmeninin. Çünkü bütün teknik ekibin başı bir yandan da öyle bir şey de oluyor. Yani liderlik gibi de bir yandan bir vasfının olması gerekiyor. Sözünü geçirebilmesi gerekiyor. Işık ekibi, kamera ekibi, grip ekibi, set ekibi, bu teknik bütün ekiplerin hepsi onunla beraber çalıştığı için birebir onları bir şekilde idareci gibi idare edip onlarla işte komutlarla ve onlarla işi ilerletmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi hani birebir sette ekstra bir şeyi oluyor. Nasıl denir? İdareci gibi bir ekstra bir rolü oluyor. Aynı zamanda kendi ekibi de var çünkü yönettiği. Tabii aynen. Peki sizin yani elinizde bir senaryo geldiğinde onu nasıl görselleştiriyorsunuz? Sizin yorumunuzu nasıl katıyorsunuz yani? Şimdi şöyle nasıl yani zaten geldiği zaman öncelikle bir kere bana bir şey geçmesi lazım o hikayeden. Uzun olsun kısa olsun fark etmez ama eğer özellikle de yönetmeni zaten tanımıyorsam ben onu okuduğumda bana bir şey geçiyor olması lazım. Yani o hissiyat, o böyle hani bana bunu çekme isteği uyandırması lazım ve bana gerçekten hani alt okuma da olsa şey de olsa bana evet bak bu güzel bir hikaye anlatmaya değer bunu işte şey yapar ama mesela sadece senaryoda bitmiyor senaryoyu diyelim ki bir şey geçti ve içime sindi ben ilk önce mesela yönetmenle tanışmak isterim yani
hemen ilk noktada senaryo istediği kadar mükemmel olsun. Bu arada çok bayılmış olsam bile yönetmenle mutlaka tanışıp bir buluşup konuşmak isterim. Daha ilk yarım saatte zaten onunla da bir şey geçmesi gerekir. Yönetmenle bir kaynaşmam, bir aynı frekansta mıyız, değil miyiz? Aynı kafalarda mıyız, aynı vizyonda mıyız? Aşağı yukarı hani aynı derken illa bütün görüşleri bir olacak anlamında demiyorum. Ama o bir hani vardır ya hani bir frekans anlamında. Onun olması gerekir. Hani hiç anlaşamayacağımı düşündüğüm işte ne bileyim hani hareketi oturması kalkması bile çayı içme şeklinden tutun ne bileyim garsonla konuşma şekli bile benim için önemlidir yani. O çünkü onun karakteriyle ilgili kişiliğiyle ilgili bir sürü şey gösterdiği için gösterge olduğu için bunlar bile önemli. O insanı ben hani gerçekten biraz analiz ederim kendimce daha doğrusu ama bu tabii sadece yönetmenlikle alakalı değil. Benim yapımla da işte burada bir yapı devreye giriyor. Ben insanlara karşı hep öyleyimdir yani. O yüzden bir kendimce bir süzgeçten geçiririm ve evet içim kanım kaynadı. Bak ısınırım işte ne bileyim mesela birbirimize fikirler verirken cümlelerimizi tamamlıyorsak falan. O zaman evet anlarsın ki evet bak aynı frekansta. Örnekler birbirini tutuyor, o bir şey söylüyor, ben ona karşılık bir şey söylüyorum. O zaman evet hani o yolda beraber ilerleyebileceğimizi görüp ona göre o yüzden de senaryo aşamasında dediğimiz bu şey sonrasında işte bu görüşmeler ona göre hani kabul ederse karşılıklı işte bu frekans tutarsa karşılıklı tekrar işte görüşmeler, karşılıklı tartışmalar, işte konuşmalar o bana önce aklındakini anlatır. Nasıl bir dünya kurmak istediğini, neyi nasıl anlatmak istediğini, hangi sahneyi nasıl kafasında net şey tasarladığını ona göre ben de şey yapabilirim. Hani ekstradan mesela aklında olmayan veya çıkmazda olduğu bazı sahne varsa ya da mesela duygusunu biliyor ama o sahne için mesela nasılını bilmiyor veya işte iki arada kalmış falan gibi şeylerde kararsız kaldığı noktalarda o zaman ben de devreye girip ki ben mesela şeyi de severim yani katkıda bulunayım ve fikir vereyim. O yüzden de benim için hani fikir alabilen yönetmen önemlidir. Yani tabii ki sonuçta önemli olan şey onun filmi ve son karar her zaman onun. Ama ben kendimce içimde de kalmasını da hiç sevmem. O yüzden ben kendimce mutlaka önerilerimi, fikirlerimi, tavsiyelerimi mutlaka paylaşırım. Kabul ederse eder, onu da deneriz. Ama yok aklına hiç yatmıyordur. Yok tamam bak bu da iyiymiş ama yok yok ben şöyle istiyorum da diyebilir. O zaman da yapacak tabii ki bir şey yok. Ama hani o paylaşımda bulunmak ve o katkıda bulunmak her zaman önemli. O yüzden dediğim gibi daha senaryo aşamasından içine dahil olmak bence en önemli şey. Yani şeyde hiçbir zaman verim alamazsınız. Son anda işte görüntü yönetmeni değişikliği işte mecburi bir durumsa işte son birkaç hafta kala veya işte ne bileyim hani yani anlaşamamıştır, kavga etmiştir, hastalanmıştır her ne sebeple olsun bir projeye çekilmesi de gerekiyor ve ertelenmiyorsa ve son anda katılmak zorunda, içinde bulunmak zorunda kalmak kadar gerçekten şey bir şey yok. Zor bir durum yani. Çünkü hiçbir şekilde o süreci tekrar yaşamadan beraber yaşamadan aynı şeyler olamaz. Yani o zaman o kreatif şeyiniz kenarda kalır ve biraz sadece o bahsettiğimiz teknik hani evet böyle işte biraz matematiksel gidiliyor o zaman. O da insanın içine o kadar diğeri kadar şey yapmıyor, sinmiyor ve performans %100 olamıyor tabii ki. Peki neden görüntü yönetmenliği? Yani 23 senedir yapıyorsunuz bu işi. Evet. Belki de tutkuyla yapıyorsun yani böyle sürdürdüğünüze bakacak olursak. Evet. Yani görüntü yönetmenliği neden bunu tercih ettiniz? Neden? Vallahi neden? İşte dediğim gibi biraz şey oldu aslında sonradan keşfettiğim fakat ne kadar da tam da benlikmiş bu iş dediğim hani böyle kariyerle o işle o pozisyonla birbirimizi bulduk gibi bir şey yani. Mesela şimdi geriye dönüp bakınca hani tamam çocukluk hayalim falan başka böyle bir meslek şeyim vardı ama hani onu okumaya kadar veyahut onu tercih etmeye kadar giden bir şey olmadı. Bu böyle biraz rastlantılar sonucu ve yani şey sonucu geldim hani vardır ya işte bizim ülkede şey olmuyor ya işte böyle biraz işte yok sistem, puanlar, bilmem ne hani hasbelkader bir şeylere. Evet iletişime istemeyerek girdim anlamında demiyorum ama
kafamda belirli bir pozisyon yoktu yani. Ne bileyim işte bir reklamcı da olabilirdim. İşte ne bileyim basın yayında işte şey de olabilirdi ama dediğim gibi böyle bir hani yavaş yavaş yolda keşfettim. Çünkü görsel hafızam çok iyiydi benim. Yani iyidir çocukluğumdan beri. Her şeyin böyle en ufak detayını hatırlarım. Ve çok fotoğraf çekerdim çocukluğumdan beri. Resme de bir şeyim vardı, ilgim. Ve ondan sonrasında da şey dediğim gibi görsel olan her şeyi beni hep böyle cezbeder. Yani oturayım böyle saatlerce işte güneşin güneş değişirkenki veya işte bulutlara girdiğindeki işte gölge oyunlarından tutun. Hani ben böyle gerçekten saatlerce oturup izleyebilirim gibi böyle bir hani şeyim vardır. Görsele karşı bir düşkünlüğüm vardı. Ve filmlerde böyle hani izlerken ederken ve böyle pozisyondan da haberdar olunca yani evet ben çünkü hiçbir zaman kendimi böyle hani bir şey yönetirken daha hala işte üstüne kaç sene geçmiş ben hala da öyle bir yetim olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şeye hiçbir zaman merak bile sarmadım hani yönetmenliktir. Hani herkes yönetmen olmak ister ya böyle sinema okuyan falan. Benim öyle bir şeyim hiç olmadı. O yüzden bu pozisyondan haberdar olduğumda da ya evet bak bu ne güzel sürekli böyle hani bir şeyi çerçeveliyorsun, kompozisyonunu yapıyorsun, fotoğraf çeker gibi ama sürekli de bir şey. Yani hani sahneyi kuruyorsun, takip ediyorsun, oradan işte alıp oraya götürüyorsun oyuncuyu, işte şöyle bir hareket yapıyorsun ve yaratıcılığını sonsuz kullanabileceğin bir şey. Sürekli bir yeni bir şeyler, yeni ortamlar, yeni mekanlar, farklı şeylerde, koşullarda bulunup farklı işte lokasyonlarda, farklı hava koşullarında sürekli bir şey, bir meydan okuma açıkçası. O anlamda o da beni böyle her zaman hani cezbetti. Bu sektöre girdiğimde daha doğrusu hani bunları duyunca ve yaşamaya başlayınca. Çünkü şey de çok oluyor dediğim gibi hani başlayıp bütün bunlara şey yapamayacağını, dayanamayacağını düşünüp hani böyle birkaç ay içinde veyahut bir iki sene içinde bırakan da çok oluyor. Bu koşullar zor geliyor. Çünkü şöyle bir şey yani gerçekten filmcilik sevmeden yapılacak bir meslek değil. Yani tabii ki girmeden içine çok bilemiyorsun. Öyle anlatmayla olmuyor. Ama 9-5 bir iş değil bu. Saati yok, günü yok, bayramı yok, seyranı yok. Hava koşulu dediğim gibi yani Kars'ta -40'ta da olabilirsiniz. İşte ne bileyim Tuz Gölü'nde artı işte bilmem 50 derecede de olabilirsiniz. Bir sürü zor şeylere de yapı olarak, kişilik olarak bunlara da hani şey yapabilen, katlanabilen ve katlanmayı da isteyebilecek. Hani evet ben bunlara dayanırım çünkü onun uğruna yani hani filmin uğruna ben buna dayanabilirim. Yeter ki hani bir katkımız olsun, güzel olsun hani bu şeylerden, zorluklardan hani zevk alan biraz böyle öyle bir tarafı var gerçekten filmciliğin. Çünkü gerçekten hani sevmeden yapılacak iş değil. Sevmeden olunca işte evet eninde sonunda bırakıyor ama uzun süreçli olan herkese bu bir tutku sonuçta dediğiniz gibi. Hani o olmasa bırakılır yani yapılacak, gerçekten yapılacak iş değil yani. Yani hem iyi yönden bakacak olursak belki hani monoton değil. Farklı evet, şeyler. Evet monoton hiç değil tabii. Halinde. Evet. Ama dediğiniz gibi tabii ki çok da zorlayıcı yani uzun vadede evet. Hele. Evet. Çok gereken bir iş bence de. Evet. Peki siz başladığınızdan bu yana neler değişti yani sizin gözlemlediğiniz teknik olarak da böyle disiplin olarak da? Şöyle yani aslında en büyük değişiklik benim tanık olduğum en büyük değişiklik dediğim gibi benim işte atıyorum şu anda 99'dan beri işte 23 sene olduysa diyelim. Onun ilk 10 senesi yaklaşık işte hep negatif ve 35 milimetre çekilirken benim dönemimde işte tanık olduğum en önemli değişiklik dijitale geçişti. Dijital dünyaya geçilmesi, film çekiminin artık çok daha fazla insana ulaşılabilir bir imkan haline gelmesi. Bunun tabii hem avantajları hem dezavantajları var. Onları getirdi. Çok insana ulaşabilmek, telefonla bile film çekebilmek tabii ki hikayesi olan bir sürü insana fırsat tanıdı. Yani işte illa hani İstanbul'da olup da parası olan film çekebilir diye bir şey yok mesela artık. İşte bütün dünyada, bütün işte en ücra şeylerde, kırsal kesimde bile elinde telefonu olan, bir hikayesi olan
veya küçük bir makine edinebilen herkes bir şeyler yapıp bir şey çekebiliyor. Bununla beraber tabii bu neyi getiriyor? Film yani film dünyası, hikaye anlatma dünyası hacmi çok büyüdü. Yani çekilen kısa film sayısından tutun uzun metraj sayısına, belgesel, yani sayı olarak hacim zaten çok büyüdü. Bu şey anlamında çok iyi bir şey. Ulaşılabilir olmasının en büyük avantajı bu. Bence çok güzel bir şey yani. Çünkü insanlar yani hani kısıtlanmamış oluyor ve bu imkan herkesin elinde olmuş oluyor. Oradan tabii ki hani yetenekli, yeteneksiz hani biraz ayırt edilmesi zor oluyor. Çünkü sayı olarak çok olduğu için aradan sivrilmek şimdi daha zor mesela. Bu bir dezavantaj. Çünkü sayı çok. Ama ne oldu? İşte film sayısı arttı, festival sayısı arttı, her şehirde festivaller olmaya başladı. Sinema daha hani tamam eskiden, bizden de eskiden her mahallede sinema, açık sinema varmış ve haftanın her günü herkes sinemaya gidiyormuş. Evet, ama ondan sonra bu bir sekteye uğradı. Sinema bir lüks haline geldi. Sonradan tekrar böyle bir dönüşüm tekrar şey, şimdi bu sefer de biraz eskiye tekrar şey anlamında dönüş oldu. Daha ulaşılabilir olması, ama tabii sinemaya gitmek anlamında demiyorum da, çekilen film sayısı ve işte farklı bir yönde festivaller vesilesiyle mesela bir şey olmuş oldu. Gelişme olmuş oldu. O yüzden de hani en büyük fark buydu. Negatiften dijitale dönmesi. Ama tabii şunu da getirdi. Bir yandan da her ne kadar şey yapsa da, birçok insana ulaşılabilir olsa da, bir yandan bizim kendi departmanımız içinde de görüntü yönetmenliği bu şeyde biraz hani nasıl diyeyim? Şimdi eskiden yani negatif zamanı görüntü yönetmenliği ve asistanlık çok daha kalifiye bir şey gerekti, kalifiye bir pozisyonken, şimdi o dijitalden sonra biraz o şeye dönüştü. Daha böyle herkes de yapabilir yani. Herkes yapabilir gibi oldu. Yani çok böyle işte yaş ortalaması düştü. Eskiden mesela asistanlık yapma süreci düştüğü gibi, işte bizim gibi böyle 8-10 sene asistanlık yapan kalmadığı gibi, hiç asistanlık yapmadan da kendini görüntü yönetmeni olarak lanse eden bir yeni jenerasyon. Yani bizde, bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu ve olamazdı zaten. Hani biz mecburduk hani görüntü yönetmeni olabilmek için, belirli aşamalardan geçmek için o işte. Fakat şimdi hem o yok, hem de tabii yeni jenerasyonun bu hani kendine ekstra bir aşırı bir özgüveniyle beraber şey de çıkınca, en ufak eline fotoğraf makinesi, DSLR falan, işte telefon, oydu buydu, ufak teknolojik işte aletler, bir de yani her şeyi bilmesine de gerek yok çünkü ekstra DIT diye bir konum geldi. Menüyü zaten bilen var, pozlamayı zaten gösteriyor. Hani bir sürü şeyi aslında çok da hakim olmadan yapabileceğim bir şey haline geldi. O yüzden o kadar kalifiye olmana gerek kalmadı bir şekilde. Ve hani öyle bir sürü böyle bir genç jenerasyon sette böyle çeke çeke bir şeylere öğrendiler. Ve tabii ki bu da işte kötü yanlarından biri. Böyle bir şey oldu maalesef. Fazlalık yani kişi olarak, işte ne bileyim, eskiden 50 kişiyken şimdi işte bilmem kaç yüz kişi kendini, herkes bir de şey de yok hani, herkes kendini lanse edebiliyor. Evet, ben görüntü yönetmeniyim daha işte hani okulu bitirir bitirmez, hatta okuldayken. Yani bu, çünkü böyle bir liyakat da yok ya, kim verecek, kim sana o titri sunacak ve söyleyecek ki evet sen artık görüntü yönetmenisin, hani al madalya falan. Öyle de bir şey yok. Ama dediğim gibi bizim zamanımızda bizler hep böyle daha şey bir jenerasyonduk, böyle adım adım. Hep işte bizim ustalarımız, bizim üstlerimiz bizi yönlendirirdi. Bize derlerdi ki tamam bak sen artık işte ikinci asistanlık yapabilirsin. Sen oldun derlerdi. İşte tamam senin vaktin gelmiş, sen Fox Bulur olabilirsin artık falan. Hani böyle yavaş 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 adım adım, birkaç sene o, birkaç sene o. Ondan sonra biz daha böyle hani şey bir nasıl diyeyim, uzun süreçlerden geçen bir jenerasyonken, şimdi tabii maalesef, ya yani maalesef dediğim hani o dezavantajlarından biri bu oldu, dijitale geçmenin. Bu da kaliteye peki nasıl etkiliyor? Kaliteyi de etkiliyor tabii, çünkü dediğim gibi bu kadar hakim olmadan yani işlerin birçoğu şey değil yani, eskiden
Atıyorum çekilen işlerin belki işte şu anda atıyorum tabii öyle bir şeylik bir istatistik bildiğimden değil ama eskiden işlerin çok daha büyük bir yüzdesi daha kaliteliyken şimdi öyle değil. Şimdi yeteri kadar bilgi sahibi olsun olmasın herkes çektiği için şimdi tabii çekilen işlerin uzun kısa reklam belgesel fark etmez o kadar nasıl diyeyim yüzde oranı daha başarılı bir görüntü yönetimi olma oranı çok daha düşük maalesef. Maalesef. Bir de dediğiniz gibi sayı da çoğaldığı için hani çok fazla şey çekiliyor. Çok fazla film var. Film vesaire. Hem eleman bulmak çok zor. Yani bir yere girmek de çok zor. Evet. Evet. Peki sizin filmografinizden birazcık bahsedeyim. Filler ve Çimen'de ikinci kamera asistanlığı yapmışsınız 2000 yılında. New York'ta 5 Minare'de kameramanlık yapmışsınız. Operatörlük, evet aynen. Evet. Polis, 2007 polis filminde yer aldım. İncesi aldım, çok olur, evet. Kusursuzlar 2013. Evet. Orada görevlerini yapmışsın. Yani ondan önce ilk filmim Canavarlar Sofrası. Hı. Evet ilk gün onu çektim. Onunla hatta yani ilk filmimle de işte hani o kadar iptidai şey hani parasız pulsuz böyle şeyli çektik. Ramin'le hani imece usulü çektik o zamanlar ki şartlarda. Ama yine de işte şey o standartlarda çok iyi bir film çıktı. Şansımıza bir sürü ödüller de aldı. Ondan sonra işte Ramin'in o ikinci filmi iki sene sonra Kusursuzları çektiğimizde ki o da işte Antalya'da yine bir sürü şey yaptı. Başarılı bir filmde ödüller aldı. Onun ilk filmi şeydi yani Canavarlar Sofrası'ydı evet. Liste böyle uzuyor. Kısa filmler de var aralarında. Uzun metreler de var. Evet. Reklamları da aynı zamanda çekiyorsunuz değil mi? Evet. Reklam da çok çektim. Evet. Şimdi bu kadar çalıştınız, o kadar setlerde oldunuz. Hiç var mı hiç unutamadığınız bir anı yani sette yaşanılan? Sette yaşanan bir anı. Vallahi böyle birebir şey yapınca aklıma gelen hani belirli bir şey yok ama mesela şeyi söyleyebilirim. Hani o çünkü o benim her zaman böyle hani gurur duyduğum geriye dönüp bakınca daha çok hani o zamanlar belki o kadar farkında olmadığım, bilincine varmadığım ama sonradan yıllar geçtikçe ve çalışma koşullarını da düşününce mesela en benim için anlamlı olan setlerden biri Kusursuzların setiydi. Çünkü ben hala kızımı emziriyordum onu çekerken mesela. Yani işte şehir dışındaydı ve işte eşim de zaten aynı sektörde. O da gelmişti. Bir de bir bakıcı ablamız vardı. Onu da aldık ve daha işte bir yaşındayken kızım biz şehir dışında onu çekmeye gittik ve hala ara sıra böyle işte şey daha yürümemişti bile. Ve yürümesine orada sette tanık olduk. Böyle bir gün setten döndük, ilk adımlarını attı. İşte ben setten dönünce arada emziriyordum, uyutuyordum. Sete gidiyorduk, çekiyorduk, geliyorduk falan. Yani o mesela benim için yeri ayrı bir şeyi var. Öyle bir süreçteyken, öyle bir verimli bir filme katkıda bulunmuş olmak hani benim için gerçekten anlamı çok büyük. Onu böyle hani paylaşıyorum ara sıra ama onun dışında hani bilmiyorum ki. Yani kaza sahnesi çekerken işte şeyler de atlattık. Ne bileyim badireler de atlattık. İşte ne bileyim evden çok uzak kalıp şey de yaptık. Hani 3 ay Kapadokya'da, 2 ay Gökçeada'da, işte bilmem ne kadar Adana'da gibi hani öyle şeyler de çok oldu. Ama öyle hani bunun dışında hani anlatabileceğim böyle bariz bir şey gelmiyor aklıma. Tamam. Anı. Bir de ilham aldığınız görüntü yönetmenlerini sorayım. Eğer aklınızda varsa. Valla aklımda olan aslında yani şeyi çok kadın olarak Reed Morano'ya böyle bir şeyim var tabii ki. Nasıl diyeyim bir hayranlığım var. Çünkü kendisini hani hem görüntü yönetmenliği anlamında hem de yine o da bir anne olarak bu sektördeki işte adanmışlığına böyle bir hayranlığım var. Hem iş olarak hem de hani kariyer planlaması olarak başarıları olarak ondan sonraki hani yönetmenlik şeyi de var onun. Ona böyle bir şeyim var ama onun dışında hani şeyim de olmuyor.
Hani sadece belli başlı işte böyle isim sayayım tabii ki o bizim işte bütün piyasa şeyin sektörün herkesin bildiği işte Oscar'lı bir sürü işte görüntü yönetmenleri işte hepsini sayabilirim de hani şey değil her görüntü yönetmeni her filmde zaten farklı bir o filmin hikayesine uygun bir şey yaptığı için çok da şey doğru gelmiyor bana. Hani böyle isim sayayım. Çünkü sayarsın hani o insanın, o görüntü yönetmeninin işte evet belki 10 tane filmi çok iyidir ama bir 10 tanesi de hani çok da esamesi okunan bir şey değildir. Ya da işte 2 tane filmde çok büyük başarı göstermiştir ama dediğim gibi her görüntü yönetmeninin öne çıkan işleri oluyor. O yüzden hani illaki böyle şeyim olmuyor. Aa evet bunun hani teknik olarak kullandığı şeyler olarak takip ettiğim görüntü yönetmenleri tabii ki var. Ama hani dediğim gibi böyle hani benim için hani şeydeki hani idolümsü diyebileceğimiz bir şey varsa bir yani Reed Morano'dur. Ama onun dışında dediğim gibi böyle hani tek tek aa evet şunlar gibi çok şey yapamayacağım. Bitmez yani. Hani herkesin kendine göre. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Son olarak eklemek istediğim bir şey. Vallahi işte böyle şey bilmem. Bir görüntü yönetmeni olmak isteyen birisi nereden başlasın mesela ya da ne tavsiye edersiniz? Ya şöyle ben tabii şimdi biraz yanlı olacağım ama kadın görüntü yönetmeni olmak ve olabilmek bu ülkede çok zor. Yani işte olabilen kızlar da görüyorlar. Olabilen asistanlar da görüyorlar. Şimdi tamam çok güzel sayılar çok arttı. Onlarca asistan var. Her neredeyse ekipte bile bazen asistanlar oluyor. Ondan sonra görüntü yönetmeni sayısı hala çok az. 3-4 taneyi geçmiyor kadın görüntü yönetmeni. Hala çok azınlığız. Ama hani yani gerçekten hani gerçekten isteyen ve azmi olanın yapamayacağı bir şey değil. Onu bir kere zaten hani son 20 sene içinde gitgide sayı arttığı için artık erkekler de kabullenmiş oldu. Artık çok yadırganan bir şey değil mesela. Çünkü baştaki işte bizler zorlukları çektik, yolu açtık. Ondan sonra şimdi çok daha hani en azından kabul görebiliyor. Çok yadırganan bir şey değil. Ama yine de zor. Yani şey anlamında, yani gerçekten hani bu arada sadece Türkiye'de değil, dünyada da kadın oranı çok az kamera departmanında hem görüntü yönetmeni sayısı olarak hem yönetmen sayısı olarak ve iş alma oranı da çok az. Yani aynı dönemde başlamış, aynı süreçlerden geçmiş bir erkek bir kadın görüntü yönetmeninde erkek her zaman çok daha işte çoğu zaman çok daha çabuk yükselmiş oluyor. Görüntü yönetmeni pozisyona erişmiş oluyor ve erkeklerin iş alma oranı, iş gelme oranı daha doğrusu çok daha fazla. Yani kadınlara o kadar teklif bile gelmiyor açıkçası. Hani sayı olarak yani illa işte çünkü bu da bir tercih meselesi. Hani şey olmuyor kadın yönetmen çeksin, kadın görüntü yönetmeni çeksin. Bir tercihtir sonuçta. Hani şey değil. Kadınlar daha çok işte ne bileyim işte şeyse kostümse, sanatsa, işte makyözse işte ya da şeyse prodüksiyonda falansa çok sorgulanmıyor yani hani kadın erkek veya şey olması. Hem böyle çok da bir fark da hani insanlara göre daha doğrusu bir şey yapmıyor ama bizimki gibi daha böyle hani yaratıcı pozisyonda, teknik pozisyonda yönetmen, görüntü yönetmeni hani şeyi o çok gerçekten fark ediyor. Hani ha kadın mı falan yani böyle o ön yargı hemen oluşuyor insanlarda. Neden bilinmiyor. Halbuki gerçekten bazı hikayelerin kadın tarafından anlatılması gerekir. Bazı hikayelerin kadın görüntü yönetmeni tarafından görselleştirmesi gerekir. Yani gerekir derken hani o hikayeye göre öyle düşünülebilir anlamında söylüyorum. Çünkü kadının gerçekten katacağı şeyler farklı. Ve yani fizyolojik olarak zaten farklı olduğu için, beyin yapısı zaten fizyolojik olarak farklı olduğu için farklı düşünüyoruz. Bu zaten hani yadsınamaz bir şey, bir gerçek. O yüzden de hani daha iyidir, daha kötüdür o anlamda demiyorum ama farklı. Bu farklılık birçok projede bir artıya dönüştürülebilir. Yani işin lehine kullanılabilecekken bu bir sürü insan tarafından çok göz ardı edilebilen bir durum. O yüzden de hani keşke daha böyle şey yapılsa ve gereken
kıymet verilebilse kadınlara. Maalesef işte her pozisyonda olduğu gibi. Maalesef. Bizim pozisyonda da böyle işte. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. İnşallah şey yapmıştır. Güzel olmuştur. Güzel cevaplar. Yani, bir sohbetti. Evet. Seyircilerimize de teşekkür ederim izledikleri için. Bugün Deniz Eyboğlu'yla görüntü yönetmenliğini konuştuk. Kendisi 22 yıldır görüntü yönetmen, 23 yıldır pardon, görüntü yönetmenliği yapıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 2 hafta sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.